Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu beğenip kanala abone olarak, videoların altına yorum bırakarak ve de katıl butonundan yapacağınız bağışlarla kanalımızı destekleyebilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmından Telegram grubumuza katılabilir, Twitter'dan bizi takip edebilir ve de abone olun yanındaki zil tuşuna basarak videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Hatırlatmalarımı yaptıktan sonra artık videomuza geçebiliriz. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte lot ve piyasa değeri düşük olan ve de gerçekten de bebek bir şirket olduğunu düşündüğüm bir şirketten bahsetmek istiyorum. Bu şirketin son bilançosunun da iyi geldiğini düşünüyorum ve de hem tarihsel olarak hem de sektörel anlamda ucuz kaldığını düşünüyorum. Şimdi hemen hazırsanız şirketin adını söyleyelim. Şirketimizin adı arkadaşlar GSD Denizcilik. Şimdi GSD Denizcilik'in öncelikle son bilançosuna şöyle ufaktan bir bakalım. Şimdi satışlara baktığımız zaman 36 milyondan 84 milyona çıktığını görüyoruz. Yani iki kattan daha da fazla enflasyon üzerinde. FAVÖ'ye baktığımız zaman, yani FAVÖ dediğimiz esas iş arkadaşlar. Yani bu şirket esas işindeki karını 26 milyondan 65 milyona çıkarmayı başarmış. Bu anlamda oldukça iyi olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi net kâra baktığımız zamansa, bakın net kârda daha büyük bir artış var. Burada 21 milyondan 76 milyona çıktığını görüyoruz. Ve bunlar güzel bir şekilde artarken de net borcumuz eksi 114'ten eksi 171'e gerilemiş. Bu anlamda da yine oldukça güzel. İşletme sermayesine baktığımız zamansa son 3 çeyrekte işletme sermayesinin negatif olduğunu görebiliyoruz. Bu anlamda ne yazık ki iyi değil. Ama şöyle tarihine baktığımız zaman zaten işletme sermayesinin böyle kuvvetli olduğu bir şirket değil bu. Yani şirketin zayıf yanlarından bir tanesi işletme sermayesi, bunu da söyleyelim. Yani olumlu yönlerini söylerken olumsuz yönlerinden de bahsetmemek olmaz. Yani burada şirketin olumsuz yönü işletme sermayesi, bunu da belirtelim. Ama genel olarak olumlu olduğunu düşünüyorum. Yani bunu da söylemek istiyorum. Şimdi öz kaynaklara baktığımız zaman yaklaşık 700 milyondan 862 milyona çıkmış. Aktiflere baktığımız zaman yaklaşık 1 milyar TL'den 1.2 milyar TL'ye çıkmış. Yani her anlamda büyümeye devam ediyor. Çarpanlara baktığımız zamansa şirketimiz hisse başı kar anlamında 1.54 yıllıklandırılmış hisse başı karına sahip. Yani sermaye üstü karlılığı var. Bu anlamda da iyi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi hisse başı karına çeyreksel bazı bakarsak da 0.51, yani sermaye üstü karlılık çeyreksel bazda yok ama yıllık bazda var. Yıllık bazda başarılı olduğunu düşünüyorum. Şimdi Excel tablomuzu açalım. Excel tablosundan sektörel bazı durumuna bakalım. GSD Denizcilik zaten denizcilik adı altında olduğu için lojistik şirketlerinden bir tanesi. Lojistik sektörüne göre baktığımız zamansa burada ödenmiş sermayesi 150 milyon TL. Yani çok yüksek bir ödenmiş sermayesi yok. Yani gerçi ödenmiş sermaye ve piyasa değerini sektörel bazı değerlendirmek çok doğru olmaz. Yani ödenmiş sermaye 150 çok değil. Piyasa değeri 705 milyon TL, hele çok çok az bir piyasa değeri, bunu da söylemek istiyorum. Halka açıklık oranımız %28, gayet güzel bir halka açıklık oranı var. Kaldıraç oranında sektörel bazı baktığımız zamansa bu anlamda oldukça güzel. Yaklaşık %30'luk bir kaldıraç oranı var. Net borcumuz zaten negatifti. Bu anlamda net borç bile öz kaynaklar anlamında gayet başarılı bir orana sahip. Aktif karlılığımız sektör ortalamasının 2 katında gayet güzel, yani 2 katın civarında. Öz sermaye karlılığımız sektörünün bir miktar üzerinde, bu anlamda da yine başarılı. FK'ya baktığımız zamansa bakın 3.05 FK, 11.06 sektör ortalaması, yani bu anlamda oldukça ucuz kalmış. Diğer çarpanlara baktığımız zamansa PDD'de 0.82, bakın sektör ortalaması 2.71, bu anlamda da yine oldukça ucuz duruyor. FDFAVÖK, bakın 2.60 FDFAVÖK var şirketimizin ve 8.96 sektör ortalaması var. Bu anlamda da yine oldukça ucuz duruyor. Piyasa değeri bölü satış anlamında herhalde sektöre göre tek kötü olduğu yanı burası. Piyasa değeri bölü satışlar bu anlamda bir miktar pahalı kalmış.
Net borç bile fabrik olarak zaten bakmaya gerek bile yok. Çünkü şirketimizin net borcu negatif. P/G rasyosuna baktığımız zamansa 0.13, birin oldukça altında. Bu anlamda da hiçbir sıkıntı yok. Yani sektörel bazı baktığımız zaman piyasa değeri bölü satış çarpanı dışında her anlamda iyi kaldığını söyleyebiliriz. Tabi bunun üzerine lot ve piyasa değeri de düşük bir şirket, bunu da belirtelim. Şimdi tarihsel bazlı çarpanlara baktığımız zaman burada beyazla olanlar FK'sı olmadığı zamanlar, yani negatif olduğu zamanlar. Ben buraları almadım. Şöyle baktığımız zaman da almadığımız, yani bu beyazları almadığımız zamanki FK'ların ortalamasına 4 senelik baktığımız zamansa 4.15, en son bilanço açıklandığında 2.41'miş. Yani şu anki FK'mız kaç? 3.05, hala ucuz kalmaya devam ediyor. PDDD'ye baktığımız zaman 0.94'lük bir ortalama var. Son bilanço açıklandığında 0.65'miş. Şu anki PDD'de 0.82. Yani hala ucuz duruyor bu anlamda da. FDFAB'ye baktığımız zaman 12.65'lik bir ortalama olmasına rağmen en son bilanço açıklandığında 1.88'miş. Yani aslında FDFAB çarpanı, çoğu yatırımcı FK bakıyor, PDD'de bakıyor ama FDFAB'ye bakan yatırımcı sayısı gerçekten de çok az. Ki aslında en çok önemsediğim çarpanlardan birisidir benim. Çünkü neden? FAB bir şirketin esas işinden elde ettiği karı gösterir. Yani FAB esas faaliyet karı, bunlar her zaman için önemli kalemlerdir. Ve bu çarpana baktığımız zaman yani burada inanılmaz bir ucuzluk söz konusu. 1.88, 4 senelik baktığımız zaman da en düşük çarpanını bu bilançoda açıklamış, bunu da söyleyelim. En son halinde 2.60, yani hala 12.65'in oldukça altında olduğunu görebiliyoruz. Şimdi firma değeri bölü satışlara baktığımız zamansa 4.61'lik bir ortalama var. Burada son bilanço açıklandığında 1.45'miş. Yani bu da aşağı yukarı 2'lere yakındır diye düşünüyorum. Yani 1.75 civarındadır diye düşünüyorum. Çünkü burada piyasa değeri bölü satış var. Ya da 2 saniye hesaplayalım. Hem görmüş olursunuz. Şimdi hesap makinesini açalım. Şimdi burada piyasa değerimiz kaçtı? 705. Şimdi 705 eksi diyelim. Burada net borcumuz 171. Piyasa değeriyle net borcu topladık ve bölü diyoruz ki satışlar, yani 267.56. Şimdi bu işlemi yaptığımız zaman bakın tam olarak 2 çıktı. Firma değeri bölü satışlarımız 2 ve bakın bizim ortalamamız kaç? 4.61. yani hala bu anlamda da oldukça ucuz kaldığını görebiliyoruz. Evet, yani genel anlamıyla hem tarihsel anlamda hem de sektörel bazda ucuz kalan bir şirket var. Bilançosu da gayet güzel. Lot ve piyasa değeri de düşük. Yani bundan dolayı bu şirketi seçtim temel anlamda. Yani temel anlamda kuvvetli bir şirket olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim bir de teknik bazlı durumuna. Teknik olarak neden bu şirketi seçtim onu söylemek istiyorum sizlere. Öncelikle GSD denizciliğin bir grafiğini açalım. Grafiği açtığımız zaman da bakın şöyle bir bayrak formasyonu görüyoruz. Ve bu hafta itibariyle bayrak formasyonunu yukarıya doğru kırdığını görüyoruz. Şöyle günlük bazı açarsak da aslında bakın şurada 4.79'luk bir zirvesi varmış. Şöyle sarıyla çizelim daha belirgin olması açısından. 4.79'luk bir zirvesi varmış ve bugün itibariyle bunu da yukarıya doğru attığını görüyoruz. Yani burada tarihsel fiyatlamalar gerçekleşmeye başlamış bugünden itibaren. Bundan dolayı da bu şirketi ben bugün videosunu çekmeye karar verdim. Bugün itibariyle 4.79 açtığı için artık önünde doğru düzgün direnç de yok. Yani ucuz da kaldığı için buralardan ani fiyatlamalarda yapabileceğini düşünüyorum. Tabi yatırım tavsiyesi olmadan siz de mutlaka kendi araştırmanızı yapmalısınız. Şimdi GSD denizciliğin bayrak formasyonu var dedik, yukarı kırdı dedik. Peki bunun hedef fiyatı nedir? Hedef fiyatına baktığımız zaman ise formasyonun 6.60 ile 7.72 aralığında olduğunu görüyorsunuz. Ve şu anki fiyatımız kaç bizim? Şu anki fiyatımız 5.02 yaklaşık olarak. Şöyle en üstüne alsak bile bakın %53'lük bir potansiyeli olduğunu görebiliyoruz. Buradaki ucuza bakarsak bakın FK bu potansiyeli karşılıyor. Yani 4.15, yani şu anki FK'mız kaç? 3.05. Yani hemen hemen karşılıyordur diye düşünüyorum. PDD'ye baktığımız zaman burada bir miktar karşılamaya olabilir. Yani 0.82 çok bir potansiyel yok. Burada %20'lik bir potansiyel var ama özellikle benim en çok önemsediğim çarpanda FDFAB çarpanında oldukça hala ucuz kaldığı için burada hayli hayli karşıladığını söyleyebiliriz. Yani mesela hesap makinesini alalım.
FD favimiz kaç? 2.60. Yani biz istiyoruz ki sadece şirket 4 senelik ortalamalarına gelsin. Yani pahalı bir çarpan olmasın. 4 senelik ortalamalarına gelsin istiyoruz. Ve baktığımız zaman da 2.60'ı 12.65'e bölersek, bakın hala burada yaklaşık 5 katlık bir potansiyeli olduğunu görüyoruz FD bölü Favök anlamında. Ve de şöyle, şu anki fiyatımız kaç bu arada? 5.03. Yani 5.03 değil, dünkü kapanışa bakalım. Yani çarpanlar belki yanıltabilir. Dünkü kapanışımız bizim 4.70'miş. Şöyle 4.86 çarpı 4.70 yaptığım zaman bakın 22'li hedef fiyatlar çıkıyor. Yani FD Favök olarak şirket tarihsel çarpanlarına göre eder fiyatına geldiği zaman 20'li fiyatları görmesi gerekiyor ki anca ederine geldi diyebilelim. Yani bu yüzden gerçekten GSD Denizcilik'in ben çok çok ucuz kaldığını düşünüyorum. Yani kısa orta vade içerisinde de ben açıkçası buralara gidebileceğini düşünüyorum. Eğer uzun vade bekleyenler de varsa ben 20'li fiyatları da görebileceğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan tabii ki de. Yani uzun derken ne kadar olabilir? Yani 5 sene olabilir belki. Tabii sizin beklemeye sabrınız var mı yok mu onu bilemiyorum ama ben burada gerçekten böyle bir potansiyelin olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Ve de hisseleri alırken mutlaka ve mutlaka kendi araştırmamızı yapalım. Yani kendi araştırmamızı yapmadığımız, sadece tek bir videoda izleyip hemen o hisseyi aldığımız yatırımlar yapmayalım. Bu tarz yatırımlardan uzak duralım. Mutlaka faaliyet raporlarını okuyalım. Eğer şirketin yaptığı işler hoşunuza gidiyorsa, finansal olarak beğeniyorsanız, teknik olarak da beğeniyorsanız o zaman yatırım yapabilirsiniz. Ama direkt bir video izleyip de hemen yatırım yapmanız çok çok yanlış sonuçlara sizi bırakabilir, maruz bırakabilir diyelim. Evet, kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.